İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümet üyeleri ve milletvekilleri Misak Manuşyan'ın kurşuna dizilişinin 75. yıl dönümüne adanan törene katıldılar. Bugün Antranik Paşa'nın doğum günü. 2020 yılı sonuna kadar Stepanakert'te 500 yeni binalar inşa edilmiş olacak. Ermeni doktorlar Halep'te hayat kurtarıyor. Savunma Bakanlığı sözcüsü fotoğrafları yayınladı. Suriye'deki mayın patlamasında 24 kişi hayatını kaybetti. Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'la Suriye'de ortak askeri operasyon planlamıyor. Konstantinopolis'teki Ermeni kiliselerden birinin duvarına da ırkçı yazılar yazıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, hükümet üyeleri ve milletvekilleri, ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento üyesi Bassam Tahan, Ermeni Savaş Gazileri ve Partizanları Birliği'nin çağrısına uyarak 24 Şubat'ta Misak Manuşyan ve arkadaşlarının kurşuna dizilmesinin 75. yıl dönümü anma törenine katıldılar. Misak Manuşyan 1 Eylül 1906 tarihinde Batı Ermenistan'ın Adıyaman köyünde doğdu. Ermenilere karşı uygulanan soykırımı yaşadığından Nazizme karşı Fransız direniş hareketine katıldı. Yoldaşlarıyla birlikte verdikleri mücadelede Fransa'nın kurtuluşuna büyük yardımları dokundu. Törende hazır bulunanlar, Nazi kurşunlarıyla şehit düşen bu cesur savaşçıların anıtı ile Arsen Çakarya'nın mezarına çelenkler bıraktı. Batı Ermenistan vatandaşları tarafından resmen seçilen Bassam Tahan, bazı misafirlerle birlikte gerçekleştirilen sohbetlerde ütopistlerden ayırt ediliyordu. İnkarcı saldırılar, tahrifatlar, küçümseme, hakaret, antidemokratik ve hatta ayrımcı saldırılar resmi törenlerde bile Batı Ermenistanlı siyasetçiler için sıradan hale gelmiştir. Ancak Batı Ermenistan'da Ermenilere yönelik ırkçı ayrımcılığa karşı gerektiği gibi bir mücadele yürütebilmenin doğru cevaplarını bulmak amacıyla Batı Ermenistan Parlamentosu'nun gelecek oturumlarında bunun ele alınması gerekmektedir. Batı Ermenistan'ın tüm milletvekilleri ve savaş gazileri, Bay Bassam'ın bu pazar günü Misak Manuşyan'a saygı töreninde bulunmasını yüksek değerlendirdiler. Bugün Büyük Ermeni Generali Antranik Ozanyan'ın doğum günü. Antranik Paşa 25 Şubat 1865 tarihinde Batı Ermenistan'ın Şebinkarahisar şehrinde doğdu. O, düşman çevresinde korku salan fedai gruplarını yöneterek ulusal kurtuluş mücadelesine tartışılmaz katkılarda bulunmuştur. Onun ulusal kurtuluş hareketine girişi, Ahbir Serop diye anılan Serop Vartanya'nın partizan müfrezelerine katılmasıyla başladı. Antranik Paşa, 1901'deki Arakelos Manastırı çarpışmaları ile Ahbir Serop'u öldüren Bışare Halil'in öldürülmesini organize etmiştir. Antranik Paşa'nın katkıları Ermenistan'ın ulusal kurtuluş mücadelesiyle sınırlı değil. O, Balkan Savaşı'nda unutulmaz rol oynamıştır. Ozanyan, 1912'de Ermeni gönüllülerden oluşturduğu bir birlikle Balkan Savaşı'na katılmıştır. Antranik Paşa 6 ödüle layık görüldü. Onursal Lejyon Şövalyesi, 4. dereceden Aziz Vladimir Nişanı, 1. dereceden Surp Grigorlu Savoriç Nişanı, 3. dereceden Aziz Stanislav Nişanı, 2. dereceden Georgiev Haçı ve 2. dereceden Savaş Haçı. 16-18 Mayıs 1918 tarihinde tüm general rütbesine layık görülen Antranik Paşa'nın birliği Vorontsovka ilçesi yakınlarında Osmanlı güçlerini durdurdu. 25-28 Mayıs 1918 tarihinde Lori'deki muharebede Antranik Paşa Dilican üzerine saldırıya geçen Türk kuvvetlerini bozguna uğrattı. Bunun sonucunda Türk komutanlığı dağlık Lori bölgesinin büyük bir kısmını bırakmak zorunda kaldı. Antranik Paşa'nın Zangezur'un savunulmasındaki rolü de büyüktür. Kafkasya'nın Türkler tarafından işgalinin önündeki en büyük engel Antranik Paşa'nın birlikleriydi. Fakat siyasi yeniden düzenlemelerin sonucu olarak Ermenistan'dan ayrıldı. Antranik Ozanyan hayatının son yıllarını Amerika Birleşik Devletleri'ne geçirmiş ve orada da 31 Ağustos 1927 tarihinde vefat etmiştir. Fresno'daki Ararat Mezarlığı'na gömülmüştür. Ocak 1928'de onun naaşı Paris'e getirilerek Père Lachaise Mezarlığı'na tekrardan gömülmüştür. 2000 tarihinde ise Yerevan'daki Yerebulur adlı Şehitler Panteonu'na tekrardan defnedilmiştir.
Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanı Karen Şahramanyan, basına yaptığı açıklamada Stepanakert'te çok katlı binalarla iki yeni mahallenin oluşturulmasının öngörülmekte olduğunu bildirdi. Bakan, genel olarak 5, 7 ve 9 katlı binaların 200 ve 300 daireye sahip olacağını belirtti. Kentsel Gelişim Bakanı Şahramanyan ayrıca konut inşaatı projesi kapsamında Askeran, Martuni şehirleriyle Garmirşuga köyünde yeni çok katlı konut bölgelerinin inşa edilmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Sözcüsü Arzu Novanisyan, kendi Facebook sayfasında Ermeni doktorlar Halep'te hayat kurtarıyor başlığıyla Ermeni insanı yardım misyonunun Suriye'de gerçekleştirdiği günlük çalışmalarla ilgili resimler yayınladı. Savunma Bakanı Sözcüsü Arzu Novanisyan'ın daha önceden belirttiği üzere personel mayın temizleme ve uzmanlık merkezi müdürü Ruben Arakelyan'ın Suriye'ye yaptığı ziyaret sırasında eski devlet memuru, sosyal politik aktivist Dr. Yahya Avedya ile Suriye'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın mayın eylem merkezi müdürü Ahmet Cavadi ile görüşmelerde bulunduğunu ifade etmişti. Suriye'nin Hama şehrinde gerçekleşen mayın patlaması sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti. Mayın, terör örgütü İslam Devleti'nin militanları tarafından konulmuştu. Daha detaylı bilgiler an itibariyle henüz mevcut değil. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ve Vietnam ziyareti öncesi iki ülkenin televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye ve İran'la İdlib dahil Suriye'nin diğer bölgelerinde ortak askeri operasyonlar yapmayı planlamadığını söyledi. Bakan, Rusya Federasyonu ile İran'ın Suriye topraklarında Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru makamlarının daveti üzerine faaliyette bulunduğunu açıkladı. Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran Suriye'de ateşkesin garantörüdür ifadelerini kullandı. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Suriye'nin İdlib kentinde radikal gruplara karşı Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak eylemlerini dışlamamıştı. Fakat gördüğümüz gibi Moskova Erdoğan'ın programlarını onaylamıyor. Konstantinopolis'teki Ermeni Patrikliği resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Balat'taki Surpreştagabet Ermeni Kilisesi'nin kapı ve duvarları üzerinde ırkçı ve nefret söylemleri içeren yazıların yer aldığına dair duyuruda bulundu. Ermeni Patrikliği tarafından yapılan açıklamada 23 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 22.30 sularında Balat Surpreştagabet Ermeni Kilisesi ana giriş kapısı ve duvarlarına ırkçı ve nefret söylemleriyle İngilizce ve Arapça yazılar yazılmıştır. Bu eylem Balat Kilisesi Yönetim Kurulu tarafından fotoğraflanarak elde edilen kamera görüntüsü ile derhal Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Arem Ateşyan'a bildirilmiştir. Yönetim Kurulu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne konu ile ilgili bilgi vererek görüntüleri ve video kaydını teslim etmiştir ifadeleri yer aldı. Hatırlanacağı üzere benzer bir durum Bakırköy'deki Surp Asvazazin Kilisesi'nde de meydana gelmişti. Kilisenin duvarları tamamen yazı ve grafitilerle kirletilmişti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Radik Alavertyan tarafından seslendirilen Kaç Antranik adlı eseri sunuyorum. Kaç Antranikler ne oldu? Merak batet, batet muzel oldu. Kaç Antranikler ne oldu? Merak batet, batet muzel oldu. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.